Bize verilenler şu açının 70, 35, bunların da birbirine eşit olduğu verilmiş. Şimdi biz eğer şuradaki açıya, aslında direkt de yazabiliriz ama, buradaki açıya y deseydik. Bu açıyla, yani y açısıyla şuradaki 35 derecelik açının toplamı 70 derecelik açıyı verir. İki tane iç açının toplamı, kendisine komşu olmayan üçüncü dış açıyı verir. Yani y artı 35, 70 dereceyi verecek. 35'i karşıya atıp çıkarırsak bizim y'miz 35 derece olur. Demek ki buradaki açı 35 dereceymiş. Şuraya yazıyorum. Şurası da 35'ti. Demek ki bunlar ikizkenar üçgen. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Tabii aynı zamanda şu iki kenar da birbirine eşit olmak zorunda artık. Çünkü bu ikisi eşit. İkizkenar üçgen, yani şu an sarıya boyadığım üçgen ikizkenar üçgen olur. Bu üçgen. Taban açıları birbirine eşit. Şuradaki açı x ise yukarıdaki açı da x olmalı. İkizkenarlıktan dolayı. İçindeki açıların toplamı da 180 derece olacak. Yani x artı x artı 70 eşittir 180. 70'i karşıya atıp çıkarırız. Burası 2x olur. 70 de karşıya gidince 180'den çıkarılınca 110 olacak. 2x 110, x'imiz 55 olur. Aradığımız açı 55 derece. Bakıyorum.